Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda son constraint komutumuz olan symmetric komutunu görmeye, anlamaya çalışacağız. Symmetric constraint komutunu anlamak için önce bir çizelim ve bu mümkünse 90 derece olsun. Sonrasında bir başka çizim daha çizelim ve bu gördüğünüz şuraya da bir tane yardımcı çizgi çizelim. Ortaya da bu ikisinin arasında bir çizgi daha çizelim. Şimdi arkadaşlar, ortaya bir çizgi çizdik. Yanlarda bir çizgi, birer tane çizgi var. Ben diyeyim ki bu ortadaki çizginin, bu yanlardaki çizgilerin simetriği olmasını istiyorum. Yani bu yanlardaki çizginin tam ortasından geçsin istiyorum açısal olarak. O zaman kullanacağım komut simetrik. Simetrik seçeneğini bastıktan sonra birinci çizgiyi, ikinci çizgiyi ve ortadaki simetri eksenini seçince gördüğünüz gibi simetrik bir biçimde açısal bazda bunları yerleştiriyor. Bakın bu 40 derece gördüğünüz gibi. Kalkıp ben bunu ölçersem bu da 40 derece. Bu bir örnek simetrikliği. Bir diğer örnek mesafe ile alakalı örnek. İşte bunu getir böyle koy. Bunu getir böyle koy ve bunu da getir böyle. Şimdi kalkıp biz bu ve bu simetriktir dersek gördüğünüz gibi bu arkadaşa 80 yaptık mı? Aslında bunu da 80 yapmış oluruz. Çünkü ortadaki benim simetri eksenim bunlar da simetriktir demiş olurum bir kere. Arkadaşlar benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.